Şimdi tabii siz Koçtaş'ın pazarlama ve dijital kanallarından sorumlu genel müdür yardımcısı. Doğru. Bu pozisyon kolay olmasa gerek. Yani pazarlama dediğimiz çok geniş bir alan. Peki bu alanı seçmek isteyen kadınların özellikleri ne olmalı? Bir pazarlama direktörü ya da pazarlamadan ve dijital kanallardan sorumlu genel müdür yardımcısı ne yapar? Ve bu pozisyonda çalışabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tabii kısaca bahsedeyim. Açıkçası ben kendi geçmişimde biraz şanslıydım. Çünkü Turkcell'de çok uzun süreler kaldım ve bu sürelerde hiçbir zaman için aynı yerde kalmadım. Dolayısıyla bugün pazarlama yeni durumda tanımı çok geniş bir alan. Ve sadece işte marka yönetimi bilerek, iletişim bilerek pazarlama yapamıyorsunuz. Dolayısıyla işin müşteri deneyimi tarafını bilmelisiniz, işin varsa segment yönetimi ya da işte çeşitli müşteri gruplarına özel yönetim programlarını bilmelisiniz. Müşteri analitiği tarafını eğer büyük çaplı şirketlerden bahsediyorsak tabii ki bilmelisiniz. Dijitali ve dijital pazarlamayı bilmelisiniz. Çünkü o taraf gerçekten yenilikçi ve büyüyen taraf. Dolayısıyla ben bu anlamda çok fazla farklı rol aldığım için sorumluluk anlamında bir sürü alanını tanımış oldum pazarlamanın ve hani pazarlama pozisyonlarına daha hazır hale geldim. O yüzden ilk önce pazarlamanın farklı alanlarında deneyim sahibi olmanın önemli olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Pazarlama her ne kadar daha soyut bir kavram gibi olsa da analitik tarafı çok gelişen ve günümüzde ayrıştırıcı bir taraf. Ben kariyerimin önemli bir kısmını büyük veri madenciliği veya müşteri analitiği taraflarında geçirdim. Dolayısıyla da hani pazarlamada bir performans göstergesinden bahsediyorsak onu analitik anlamda ona yaklaşabilmek veya iletişimi yaptığımızda bile bunun yaptık da ne oldu tarafını açıklayabilmek tarafında şansım oldu. Ki bu basit kısmı özellikle müşteri analitiği tarafı ve büyük veri tarafı da işin yine güzel kısmı. Çünkü bu konular çok popüler ve birçok şirketi günümüz rekabetinde ayrıştırabilecek özellikler. Bir başka konu pazarlama alanında bence pazarlamacı müşterinin sözcüsüdür, elçisidir ve her zaman müşteriyi sahiplenmeli. Yani şirketlerde X veya Y sebeple müşteri aleyhine demeyeceğim ama müşterinin en fayda sağlayacağı şeyler zaman zaman kararlar alınamayabiliyor. Dolayısıyla ben bu kararı aldığımda müşterim ne der perspektifini masaya getiren kişi olması lazım pazarlamacının. Ve çok iyi öngörü sahibi ve öngörüleri okumayı bilen, araştırmayla konuşan, müşteri bakış açısıyla yani aslında içten dışa değil, dıştan içe doğru karar verebilen, karar aldırabilen tarafta olması gerekiyor. Zannedersem son olarak da dijitali ekleyebilirim. Dijital, yani pazarlamacı bence dijital anlamda şirketi çekip sürükleyen, bu anlamda talepleri olan, dijitalleşmeyi işinin ve şirketin çeşitli yerlerinin içine son derece entegre etmeyi isteyen hevesli kişiler olmalı diye söyleyebilirim size. Yani ben kendimi bunları mihenk taşı olarak alıyorum açıkçası.